Umut Orhan konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Umut Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sesim kısık, biraz kusura bakmayın. Geçmiş olsun. Evet, ben de birden şaşırdım. Umut Orhan'la mı konuşuyorum diye bir anda. Doğru. Çok geçmiş olsun. Şimdi dün Mustafa Balbay'la konuştuğumuzda bir partide değişime ihtiyaç olduğunu, genel başkan değişimi gerektiğini, kendisinin de görev düşerse yapabileceğini, aslında kendisi o koltukta otursaydı bu sonuçları gördükten sonra da istifa edeceğini söylemişti. Sizin de bir olağanüstü kurultay talebiniz var. Aslında 2-3 ay sonra da olağan kurultay var. Niye bu kadar hızlı bir kurultay talebiniz var? Öyle başlayayım. Şöyle söyleyeyim. Olağanüstü kurultay talebi aslında sadece benim talebim değil. Kurultay delegelerimizin, yani şu andaki mevcut kurultay delegelerimizin talebi ve aynı zamanda da seçilmiş son olağan kurultaydaki seçilmiş il başkanlarımızın talebi. Onlar bu taleplerini pazar gününde dile getirecekler. Ben onlar bu talepleri dile getirmeden Sayın Genel Başkan'ın kurultayı toplaması konusunda bir çağrıda bulundum. Olağanüstü kurultayın olağan kurultaydan farkı şu, bir seçim süreci yaşadık. Arka arka 5 ayda 2 seçim yaşandı. Ve bu seçimlerden sonra bir 3 ay 4 ay daha olağan kurultayın beklenme zamanı süreci yok aslında. Çünkü veriler ortada, elde diyorsunuz. Yani seçimden çıkıldı. Üst üste seçim kaybediliyor. Yerel seçimler çok başarılı olmadı. Cumhurbaşkanlığı arkasından 7 Haziran ve 1 Kasım bunların çok hızlı bir şekilde muhakemesi yapılması lazım ki yola sağlıklı devam edilebilsin. Bir başka husus, bugünkü kurultay delegelerimiz, yani Cumhuriyet Halk Partisi örgütü 3,5 yıldır canla başla büyük bir özveriyle, büyük bir emekle çalışıyorlar ve bu kurultay delegeleri Sayın Genel Başkan'ı seçen kurultay delegeleri, bu kurultay delegeleri alınan sonuçları masaya yatırmak ve mevcut yönetimle ilgili bir güven oyu verme haklarına da sahipler. Yani onlar sorumluluklarını kendilerine göre ellerinden geldiğince yaptılar. Şimdi bir yüzleşme, bir olağanüstü kurultayda bir güven oyu verilmesi gerekiyor ki partimiz olağan kurultaya yeni seçimlerle, yani mahalle delegeleri, ilçe delegeleri ve il delegeleriyle meşruiyetini kazanmış, güven ayı almış bir yönetimle sağlıklı devam bir şekilde gidebilsin. Peki şu soruya cevap verebilir misiniz acaba? Bu şu anda aslında buna gerek kalmadan CHP Genel Merkezi'nde yöneticiler, Genel Başkan dahil olmak üzere görevlerini bırakmalı mıydı bu sonuçla birlikte sizce? Hayır. Yani bence sonuçta yani böyle bir şey demek doğru olmaz. Haksızlık da olur. Ama Sayın Genel Başkan hedef olarak, kriter olarak, başarı kriterini iktidar olmak olarak koydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi iktidardır dedi ve bunun da başarının tek kriteri iktidar olmak dedi. Şimdi biz iktidar olamadığımıza göre ve iktidar partisi 7 Haziran'a göre oyunu 10 puan, 9 puan arttırdığına göre, 5 ayda 5 milyon yeni seçmen elde ettiğine göre ve biz yerimizde saydığımıza göre, hatta oyumuzu 2011'e göre biraz daha düşürdüğümüz, milletvekili sayımızı 2011'e göre biraz daha düşürdüğümüze göre bir öz eleştiri yapmamız lazım. Bir öz eleştiri mekanizması yapmamız lazım. Burada tabii devam etmek isteyen arkadaşlar tabii ki devam edebilir. Ama o konuda iradeyi beyan edecek olan kurultay delegeleri olmalı. Dolayısıyla olağanüstü kurultayın hemen vakit kaybetmeden toplanması gerekiyor ki parti zaman kaybetmeden hemen, yani bundan diyelim ki birkaç hafta içerisinde ya da birkaç yani Kasım ayı içerisinde yapsın olağanüstü kongresini, kurultayını ve ondan sonra da 2019'a doğru yenilenerek, tazelenerek iktidar hedefiyle devam etsin. Hatta yani benim gönlümde yatan 2019'dan evvel bir gölge ana muhalefet, yani bir ana muhalefet partisi gölge iktidar gibi çalışarak, parlamentoda gölge kabine kurarak, iktidarın zaten yıpranmış aslında ekonomiden dış politikaya, Suriyeli mültecilerden ulusal güvenlik, terör meselesine kadar, bütün güvenlik meselesine kadar bu konularda
etkili bir gölge kabine gibi çalışıp erken seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte daha katılımcı, daha çoğulcu, daha birinci sınıf ve kucaklayıcı demokrasi anlayışını inşa edebilsin. Çünkü bakıyoruz iktidar daha mazbatasını almadan başkanlık sistemiyle ilgili tek adamlık ve otoriter rejim sistemiyle ilgili yeniden bu konudaki ağızlarındaki baklayı veya bilinç altında yatan veya bugüne kadar seçim sürecinde sakladıkları yine gerçek niyetlerini ortaya çıkardı. Yine çatışmalı ve gergin bir dönem bekliyor gibi görünüyor. Peki sizin şahsi projeniz nedir? Benim şahsi niyetim partimin başarılı olması. Ben sesim kısık hasta değilim aslında ama 3 hafta boyunca ben de 14-15 ile gittim. Mitingler yaptım. Oradaki milletvekili adaylarımızı destekledim. Partimin örgütünü destekledim. Aday olmamama rağmen 7 Haziran'da da yine 14-15 ile gitmiştim. Örgütlerimizin talebi doğrultusunda bu seçimlerde de gittim. Bu seçimlerde de il il, ilçe ilçe bir tek oyun arkasında ve peşinde ben de örgütümle beraber çalıştım. Benim kişisel beklentim partimin başarılı olması. Benim kişisel beklentim ülkemizin gerçek demokrasiyle, birinci sınıf demokrasiyle, gerçek özgürlüklerle ve hakikaten laik rejim sistemiyle, yani cumhuriyetimizin laik, demokratik, sosyal ve hukuk devletini ama daha kucaklayıcı bir demokrasiyle, yani insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla bir siyaset sistemini, bir kucaklayıcı demokrasi hayalini inşa etmek, onu iktidara taşımak. Benim kişisel bir beklentim yok açıkçası. Ama bir adaylık süreci olacak mı? Aslında sormak istediğim buydu, siz de anladınız Yavuz tabii Bey, ki. Yavuz Bey, yine 2008 yılında ben biliyorsunuz özel sektördeydim. Evet. Sivil toplum örgütünde ulusal, uluslararası görevlerim vardı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan ve Türkiye'yi yönetme iddiasıyla siyasete girdim. Evet. Ve o iddiamı hiçbir zaman kaybetmedim. O heyecanımı kaybetmedim. Partim ne görev verirse her zaman çalıştım. Partimin hizmetinde oldum. Ve bugün de o iddiamı yine sürdürüyorum. Şartlar uygun olursa benim için en önemli asıl olan şey kurultay delegelerimiz, parti emektarlarımız. Onlar bugün gösterdikleri teveccühü yarın olağanüstü kurultay toplama kararı aldığı zaman yine aynı teveccühü gösterirlerse ben de daha güzel bir Türkiye için, daha çok gencin siyasete katılabilmesi için, biraz evvel söylediğim gibi Avrupa'daki demokrasi standartlarının o katılımcı, çoğulcu, uzlaşmacı ve kucaklayıcı demokrasiyi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını hakim kılmak için ben de iddialıyım. Türkiye'yi yönetmeye iddialıyım ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkan adayı olma noktasında iddialıyım. Ama bu konuda irade Cumhuriyet Halk Partisi örgütünündür. Pekala. Çok teşekkür ederiz Umut Orhan. Rica ederim. Başarılar dileriz. İyi Kolay gelsin. Ben de. Olun, zor bir süreç bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Onu görebiliyoruz. Vallahi haklısınız. Hepimiz zoru başarmak zorundayız. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Ama umutlu olmamız gerekir. Geleceğe güvenle bakmamız gerekir. Başarılar. Teşekkürler. Teşekkür ederim.